Sonra başladı. Tabii şu ilk dakikalar pehlivanlarımız birbirlerini yoklayıp deneyerek biraz da güreşe hazırlanarak vücutlarını, kaslarını, adalelerini biraz güreşe hazırlayarak, ısıtarak başlayacaklar. Nabız yokladı. Tabii ondan sonra biraz nabızlarını kontrol edecekler. Nabızlarını birden yükseltmemek adına biraz yavaş yavaş nabızlarını da güçlerinde yükselterek güçlerini de idareli kullanmak adına. Çünkü güreş 40 dakika. 40 dakikanın sonunda yenişemezlerse ucu açık, süresiz altın puan devresine geçecekler. O yüzden güçlerini de idareli kullanmak adına şu ilk dakikalarda biraz temkinli başlıyorlar. Daha sonra tabii elenselerle, tırpanlarla birbirlerini yokladıktan sonra harekete geçecekler diye düşünüyorum. Evet, üçüncü turdaki en önemli karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. İşte karşınızda İsmail Balaban ve Orhan Okulu karşılaşması. İlk dakikadan itibaren birbirlerine gerçekten de oyun anlamında, kazanma anlamında hamleler yapıyorlar. Bakalım kim kazanacak bu karşılaşmayı. Evet, Orhan Okulu. İşte saha içerisinde iki ezeli rakip, saha dışında da iki ebedi dost. Tabii bütün pehlivanlarımız, baş pehlivanlarımız, alt boydaki pehlivanlarımız da böyle. Saha dışarısında birbirleriyle dost, arkadaş. Ama saha içerisinde ezeli rakip. Yağlı güreşin efsaneleri gerçekten Orhan Okulu ve, Orhan Okulu ve İsmail Balaban. İşte mücadeleye başladılar. Tabii ki 2012 yılında baş altında başlayan serüvenleri, mücadeleleri 2021 yılında şu anda baş pehlivanlık boyunda sürüyor. Tabii o zamandan beri saha içerisinde ezeli rakipler kıran kırana birbirleriyle mücadele ediyorlar ve güreş biraz kızışmaya, sertleşmeye, hareketlenmeye başladı. Bakalım İsmail Balaban ilk resmi mücadelesi dedik. Denizli Atatürk Stadyumu Er Meydanı'nda bakalım Orhan Okulu karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Çünkü o yarışmadan döndüğünden beri tabii ki mutlaka idman yapıyordur, kendini hazırlıyordur ama adalesini güçlendirdi. Fizik olarak üst seviyeye çıkmak için bir hazırlık yapmıştır. Bakalım bunun neticesini burada nasıl alacak, nasıl değerlendirecek? Burada işte Elmalı güreşleri öncesi kendisini denemek için Orhan Okulu'yla iyi bir fırsat. Orhan Okulu karşısında bakalım İsmail Balaban nasıl bir performans ortaya koyacak. Tabii ki bunun yanında Orhan Okulu da İsmail Balaban karşısında nasıl bir performans ortaya koyacak, bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Değerli güreş severler, tabii biz İsmail Balaban ve Orhan Okulu arasında güreşi izlerken tabii bir taraftan da teknik olarak hazırlık yapılıyor. Tabii Ali Gürbüz, İsmail Erkal, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Serkan Sertürk, Şaban Yılmaz ve Nedim Gürel, Fatih Atlı arasındaki mücadele dörtlü pencerede ekranlarımıza geldi. Evet, tabii sol alt kadra.
virajda Nedim Gürel ve Fatih Atlı arasındaki mücadelede Fatih Atlı tekten Nedim Gürel'e koltuk altı yaptı. Bacağını kaptı ama Nedim Gürel oradan bir hamle yaptı ve girdi. İzin vermedi Fatih Atlı'ya. Tabii evet. Ali Gürbüz, İsmail Erkal arasındaki mücadele mutlaka yönetmenimiz tarafından bir kez daha ekranlarımıza gelecek. Ani bir hamle ile Ali Gürbüz, İsmail Erkal karşısında galibiyete ulaştı ve sevgili yönetmenimiz bu yenişi tekrar ekranlarımıza getirecek derken Fatih Atlı 2-1 Nedim Gürel'i tekten yakalıyor bacağından ama oradan sonuca gidemiyor. Evet, yine Fatih Atlı Nedim Gürel'in sağ bacağına daldı. Oradan nasıl başka bir oyun tatbik edecek bilmiyorum. Ama Nedim Gürel de şu anda hemen kündü pozisyonuna geçti. Çiftlemek istedi Fatih Atlı. Çiftledi, oradan ayağa kalktı ve eline girdi. Nedim Gürel'i bastırdı şu anda Fatih Atlı. Sarı kart verilmiştir. Bilmemize az olur. Evet, İsmail Balaban ve Orhan Okul arasındaki mücadele. Evet, yine tabii İsmail, bildiğiniz İsmail hiç yerinde durmuyor. Devamlı hareket halinde girip çıkıyor Orhan Okulu'nun hem kasnandan hem paçasından. Orhan Okulu'yu devamlı rahatsız ediyor. İşte görüyorsunuz iki eli yine Orhan Okulu'nun kasnanda. Kasnandan bastırıyor, çekiyor, itiyor. Tabii o arada da hemen diğer eliyle de paçaları da yokluyor İsmail Balaban. Çünkü İsmail Balaban hem teknik, hem seri, hızlı, hem atik bir baş pehlivan. Bakalım biz de, sizler ekran başında, bizler de her meydanında burada merak içindeyiz. Evet, dediğim anda Fatih Atlı, Nedim Gürel arasındaki mücadelede de kritik bir pozisyon var. Nedim Gürel şu anda zor durumda. Dış kazık ve paçayla Fatih Atlı onu biraz ters bir pozisyonda yakaladı. Ama oradan Nedim Gürel toparlandı ve Fatih Atlı'ya oyun yapmasını engellemek amaçlı ayak bileğinden tutuyordu ama şu anda artık o da yüzü koyun yere uzandı. Fatih Atlı'nın rahat bir şekilde paça iplerini ele geçirmesini müsaade etti. Oradan da Fatih Atlı dış kazıkla da bakalım paça kazıkla yukarıya kaldırıp havalandırıp başka bir oyuna geçecek mi dediğim anda da bu sefer ters paça iplerini ele geçirdi. İsmail Balaban Orhan Okulu karşısında hiç durmuyor. Devamlı hareket halinde çift dalıyor, paçalara dalıyor, yere iniyor, kasnaktan çalışıyor, yukarıdan enseden bastırıyor, el enseyle, kasnakla, paçayla devamlı mücadele halinde İsmail. Bakalım Orhan Okulu İsmail'in bu ataklarına nasıl karşılık verecek, nasıl cevap verecek? Tabii ki boyundurukla bloke etmeye çalışıyor şimdilik. Evet, Orhan Okulu ne yapacağı belli değil, değil mi? Yani herkes kazanabilecekmiş de. Tabii yağlı güreşte şu anda başpahlivanlık kategorisinde herkes birbirine eşit durumda. Kim hata yaparsa, kim bu hatayı değerlendirirse o pehlivanın galip geldiği bir durum. İşte İsmail Balaban yine paçaya indi. Oradan
tekten kaptı ve Orhan Okulu'yu bastırdı, dengesini bozdu. Evet, şu anda güreş ilk defa yere indi. Bakalım, burada İsmail Balaban rakibini bloke etti ve bu blokenin sonucunda tabii ki mutlaka kafasında nasıl bir oyun yapacağının kurgusunu, planını yapmıştır. Oradan nasıl bir yeniş oyunu yapma hazırlığına girecek İsmail Balaban, bunu da hep beraber göreceğiz. Antalya Korkut İli küçük köyler alana geçiyor. Evet, İsmail Balaban şu anda paça kazıkla havalandırdı ama oradan tersi bulmak istedi ayağında, başarılı olamadı. Oyun Orhan Okulu oyun yapmasını engelledi, İsmail'in dengesini bozdu. Ama İsmail yine şu anda rakibinin dış kazık ve paça iplerini de ele geçirmiş ve bloke etmiş durumda. Boylu boyunca yere yaymış durumda, yağlı güreş tabiriyle yaymak. Evet, yere şu anda boylu boyunca Orhan Okulu'yu yaydı. Bakalım bu yayış sonucunda İsmail Balaban o pozisyonda nasıl Serhat Abay, Denizli'de iş adamı Sayın Ömer Başak bir hamle yapacak. Oyun Denizli planı hazırlığı içerisinde. Arda Kaan Karabıklı, Kumluca Belediye Başkanı Sayın. Evet, İsmail Balaban paça kazıkla havalandırdı. Yiğit Arda Aluş, Finike Belediye Başkanı Sayın. Ve Orhan Okulu oradan toparlandı ama o da şu anda sağ dizine bir eliyle. Fahim Örme Tekstilleri sahibi Sayın yoklama yaptı, paçasını düzeltti. Denizli kale. Allah evet, Allah. Boyundurup'ta yine şu anda İsmail'i bloke etti. Tabi o da biraz vücut ağırlığını bindirmek istiyor. İsmail de iki elini açtı ve Orhan Okulu faullü şekilde beni boğuyor dedi. Evet, ekranlarımızın orta kadrajında, orta penceresinde de evet, Şaban Yılmaz, Serkan Sertürk'ü kötü pozisyona düşürdü orada. Evet, kazanan iç kazık ters paçayla Şaban Yılmaz, Serkan Sertürk'ü yenerek adını Mustafa Yıldız çeyrek finale yazdırdı. Şaban Korkut İli Şişli Yılmaz. Yarın Özgürlük Meydanı Antalya Korkut İli. Metin Batur erkek kuaförü Sayın Ramazan ikinci adına güreş yapıyor. Kepez Antalya. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. İyi aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Tozlu paranlar, Allah selam versin. Tozlu paran, ayak, deste küçük, deste büyük boy ve onları çok acele el meydanlar. Ayak, tozlu paran, deste küçük, İsmail Balaban, deste büyük boy ve onları salınmak üzere çok acele el meydanlar. Bunun paçasına doğru şu an sıkı sıkı. Evet. Evet, bu sefer de roller değişti. Orhan Okulu İsmail Balaban'ı bastırdı. Dış kazığı da vurdu şimdi. Sağdan bakalım, o da artık dış kazıktan sonra nasıl ikinci bir hamleyi uygulayacak, yapacak, onun planı içerisinde. Şu anda künde pozisyonuna girdi ama hemen İsmail Balaban o künde pozisyonundan kurtulmak amaçlı uzandı. Tabii İsmail de evet, paçayı ve dış kasnaktan, evet dış kasnaktan kılçı yerleştirdi ve İsmail Balaban Orhan Okulu karşısında adını çeyrek finale yazdıran diğer baş pehlivan İsmail Balaban oldu. Rakibini de evet, işte sarı fırtına her evet meydanlarına tekrar geri döndü.
diyebiliriz. Tabii ki İsmail Balaban için zorlu bir süreçti. 2021 yılı Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerine katılamadı. Tabii ki burada da zorlu, güçlü rakibi Orhan Okulu'yu çılçıkla mağlup etti. Evet, Orhan Okulu künde pozisyonundaydı.